Evet, Kerimoğlu Zeybe'yi. Bilenler bilirler. O davul zurnanın sesini duyduğunda tüyleri diken diken eden Kerimoğlu Zeybe'yi. Ege bölgesinde muhakkak ki gidilen her düğünde duyulan bir şarkıdır Kerimoğlu Zeybe'yi. Bilmeyenimiz yoktur. İlla ki herkes bir kez bunu duymuştur. Fakat kim bu Kerimoğlu? Hakkında neler biliyoruz? Nasıl yaşamış? Ne için yaşamış? Ve nasıl hayata veda etmiş? Bugün bu hikayenin kahramanı Kerimoğlu Eyüp Efe ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Hazırsanız şimdi hikayeye geçelim. Kerimoğlu Eyüp Efe 1882 yılında Bodrum'un Yeşilyurt beldesinde dünyaya geldi. Baba adı Kerim, anne adı Hatice ve bir de abisi Hüseyin'den oluşan 4 kişilik bir aileleri vardı. Babasını erken yaşta kaybeden Eyüp, ailenin tüm yükünü sırtına almıştı. Çünkü abisi Hüseyin cezaevindeydi. Abisi Hüseyin tütüncülükle uğraşmaktaydı. O dönem Osmanlı Devleti halkın ektiği tütünleri kendisi satın alıyor fakat ucuz fiyat biçiyordu. Bu yüzden halk kaçakçılığa başvuruyor, kaçak yollardan tütününü elden çıkartmaya çalışıyordu. Abisi Hüseyin de kaçak tütün satarken yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Günlerden bir gün 1900 senesinde Yeşilyurt beldesinde bir düğün kurulur. Düğüne Eyüp Efe de davetlidir. Eyüp Efe ve arkadaşları zeybek oynamaya kalktıkları anda Eyüp'ün abisi Hüseyin'in bir arkadaşı olan koca olan oyuna katılır, oyunu sarhoş kafayla bozar. Bu da o dönem çok büyük saygısızlık anlamına gelir. Buna sinirlenen Eyüp Efe ses çıkartmaz, sükunetini korur ve sakin kalmaya çalışır. Ancak buna rağmen koca olan dönemin muhtarı olan İzzet Ağa'nın masasına gider oturur ve eğlenmeye başlar. Bu da olayı daha da körüklendirir. Eyüp Efe artık iyice sinirlenmeye başlamıştır. Sonunda sinirlerine hakim olamayan Eyüp, İzzet Ağa'nın masasına doğru gider ve koca olanın üzerine yürür. Bir arbede çıkmıştır. Ortalık birbirine girmiştir. Sonunda Eyüp belindeki silahına sarılır ve koca olana doğru ateş eder. Fakat kurşun muhtar İzzet Ağa'ya isabet etmiştir ve İzzet Ağa yaralanmıştır. Kargaşayı fırsat bilen Eyüp oradan kaçar ve uzaklaşır. Fakat köylüler çabucacık Eyüp'ü yakalar ve köy meydanına getirir. Öldüresiye döverler. Yine o esnada köy meydanında olan Eyüp'ün anası Hatice koşar ve adamların üzerine atlar. Eyüp'ü aralarından çeker alır evine götürür. Ertesi gün Eyüp'ün evini kolluk kuvvetleri kuşatır ve Eyüp'ü yakalamaya gelmiştir. Ancak bir fırsat bulup evden kaçan Eyüp dağlara doğru koşmaktadır. Fakat bu esnada çıkan çatışmada Eyüp bir kolluk kuvvetini öldürmüştür ve artık katil olmuştur. O dönem 19 yaşında çok zeki, çok çevik bir delikanlı olan Eyüp'ün yakalanması neredeyse imkansızdı. Bunun üzerine nice denemelerden sonra başarısız olan zaptiyeler Milas'ta kaçakçı avı konusunda uzmanlaşmış Kör Arap lakaplı İsmail Çavuş'a haber salarlar. İsmail Çavuş çıkan bir çatışmada bir gözünü kaybetmiştir. Ten rengi oldukça esmerdir. Bu yüzden Kör Arap lakabını almıştır. Çok acımasız, attığını indiren keskin nişancı biridir Kör Arap. Uzun süre dağlarda gezen Kerimoğlu Eyüp, Yerkesik Çakallar Mahallesi'nde İbiş İbrahim'in torunu Sarı Sultan'a aşık olmuştur. Bunun üzerine 1901 yılının güz aylarında Kerimoğlu Eyüp, koca olan ve abisi Hüseyin, Sarı Sultan'ı dedesi İbiş İbrahim'den istemeye giderler. Dedesi İbiş İbrahim kızı vereceğini söyler ve onları evlerinde misafir eder. Misafir eder etmesine ama kız kardeşinin oğlu ile jandarmaya da haber salar.
Eyüp'ün o gece evlerinde olacağını onlara bildirir. Sabaha karşı kör Arap ve jandarma evi tamamen sarar. Yapılan bu baskında Kerimoğlu Eyüp kalleşçe vurularak hayatını kaybetmiştir. Abisi ve abisinin arkadaşı koca olan yaralı olarak kurtulmuştur. ...19 yaşında daha körpecikken hayata veda eden Kerimoğlu Eyüp Efe için yöre halkı tarafından türlü türlü türküler yazılmıştır. Türkülerin konu ettiği zeybek havasına da Kerimoğlu Zeybeği adı verilmiştir. Kerimoğlu Eyüp'ün o gece öldürüldüğü ev ise şu an belediye tarafından restore ettirilip Kerimoğlu Türküsü Evi adı altında ziyarete açılmıştır.